Herkese mutlu, huzurlu günler diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle pozitif enerjiyle uyandım. Tüm pozitif enerjimi size gönderiyorum. Konumuza geçiyoruz. Saçlarımın dökülmesini durdurdum. Hatta size şöyle karşılıklı tarıyorum saçımı. Sonunda şu dökülme durdu arkadaşlar. Ve çok memnunum bu durumdan. Bakın saçım dökülmüyor, görüyor musunuz? Normalde günlük 100 tel dökülmesi normal diyor dermatoloji uzmanları. Görüyor musunuz? 1 tel. O da nazar boncuğu olsun. Böyle atayım yere, temizleyeceğim. Hemen fotoğrafını gösteriyorum. Mesela dana iliği maskesi. İliğimizi alıyoruz kasaptan ücretsiz bir şekilde. Ya da böyle 5 TL gibi bir para isterler. Onu da istemiyorlar zaten. Bu arada kasaba parçalar halinde iyice bir parçalattırın. Çünkü tüm tüm veriyorlar onlar. Parçalanmış kemikler halinde. Düdük bir tencerenin içine eklediniz. Alabildiğince su ekliyorsunuz. Ve birkaç damla da doğal sirke ekliyorsunuz. Bakın burayı es geçmeyin. Şöyle bir yorumlar gelebilir. Doğal olmayan marketten aldığım sirke olur mu? Olmaz. Tamamen doğal olması lazım. Sirke de saça parlaklık ve canlılık veriyor. 3 saat boyunca kaynatıyorsunuz. Düdüklü tencerede olması gerekiyor. Çıkardınız, biraz soğumaya bekleyin. Soğuduktan sonra buz kalıplarına dolduracaksınız. Bu zaten kendinden kilitli. Siz koyduğunuz zaman, ters çevirdiğiniz zaman tık kilitleniyor. Ben groseriden almıştım. Her yerde bulabilirsiniz. Şuradan bir tanesini keselim. Suyu ılıtıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında buz kalıbının bir tanesini kestik. Bunu içine bekletin. İçine ekliyorsunuz. Bu iyice ılıyor. Bakın benmari usulü olacak. Sıvılaştıktan sonra boş bir şişenin içine, ben şöyle dezenfektan kutumun içine ekledim. Fıs fıs mutlaka olsun ki iyice saç diplerine nüfuz etsin. Biraz şöyle karıştırın. Bu arada Hindistan cevizi yağı da eritip ekleyebilirsiniz. Birkaç damla. Birkaç damla badem yağı. Birkaç damla susam yağı. Birkaç damla kekik yağı. Birkaç damla limon yağı. Saçınızın kokmaması için. Hepsini ekleyebilirsiniz. Olsa da olur, olmasa da olur. O sonrasında bunu saç diplerinize sıkıyorsunuz ve saç diplerine tamamen sıktıktan sonra şöyle bir masaj yapıyoruz saçlarımıza. Şöyle iyice saçlara nüfuz ediyor. Şöyle bir kaşıyın. İyice böyle derinize temas etsin. Bunu en az 3 saat beklemeniz gerekiyor. Sonra saçlarınızı tarıyoruz. 3 saat bekledikten sonra da saçlarınızı durulayabilirsiniz. Bu maskeyi haftada bir, hangi gün müsaitseniz, zaten şu an yasaklarda olduğu için hafta sonu da yapabilirsiniz bu maskeyi. Sabah uyandığınız maskenizi yapın. Gün boyu bekledikten sonra akşam duşunuzu alırsınız. Saçlarımın dökülmesi durdu. Saçlarım bir türlü uzamıyor diyenler, saçlarımın dökülmesini durduramıyorum, oluk oluk dökülüyor diyenler, saç rengimi değiştirmek istiyorum ama bir türlü cesaret edemiyorum, saçlarım kopar mı, yanar mı, bundan korkuyorum diyenler, bu maskeyi, tek uygulayacağınız maske dana iliği maskesi. Gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum size ve maliyetsiz bir maske. Uygulayan biri olaraktan, ki beni tanıyanlar bilirler, eğer ben bir şeyi bu kadar iyi bahsediyorsam mutlaka faydasını görmüşümdür ki bu kadar böyle sizlere anlatıyorumdur. O yüzden bu maskeyi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Genelde insanların %80'inin saçları dökülüyor ve bu konuda da çok şikayetçiler. O yüzden benim size tek tavsiye edeceğim maliyetsiz maske tarifi budur. Kasaptan dana iliği alıyorsunuz. Dana kemiği derseniz onlar zaten direkt anlıyorlar. Bana direkt diler ki maske için mi? Demek ki bu maskeyi çok yapan insanlar var. Düdüklü tencerede 3 saat boyunca kaynatıp soğumasını bekliyorsunuz. Buz kalıpların içine dolduruyorsunuz. Buzluğa atın. Zaten bu size 4-5 ay gidiyor. Evet, deneyenleri yorum kısmına bekliyorum. Umarım sizler için bana faydalı olduğu gibi sizler için de faydalı bir video olur. Merak ettiğiniz soruları yorum kısmına bekliyorum. Sizleri çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın ve kanalıma abone olup videomu beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda eğer haberdar olmak istiyorsanız da orada zil tuşu var. Zil tuşuna da basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.